Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslar, günaydın Kanal T izleyenleri ve günaydın 88.6 FM bandı üzerinden radyoları başında bizi dinleyen herkes. Bugün 30 Nisan 2020 Perşembe, yarın 1 Mayıs Emeğin Bayramı. Biz programımızı sürdüreceğiz, tatil yapmıyoruz, emekçi değiliz biz. Biz zengin sınıfındayız. Uçaklarım var, özel uçaklarım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kit hediye edeceğim çok yakın bir zamanda. Ondan sonra ne dilersem yaparım, ne nasıl istersem, ne yaparsam. Bu ülkenin, ben ne bileyim, insanları üzmek istemiyorum, insanları kırmak istemiyorum. Artık kimseyi, sevgili Erdoğan Karakaya, günaydın, hayırlı yayınlar. Okan Erdemsiz, Kubilay Güler, Kemal Osman Ceyhanlı, Necdet Mavi Gözlü, Fetoş Kerimoğulları, günaydın. Yani artık böyle, ne bileyim, üzülmek de istemiyorum, kimseyi kırmak da istemiyorum, kimseyi eleştirmek de istemiyorum, birinin suçu olduğunu da düşünmüyorum, biziz suçluları. Bugün bu konuda bir köşe yazısı da yazdım ama artık gerçekten, hani o şarkıdaki gibi, ben yoruldum hayat. Gerçekten hani aynı şeyleri anlatmaktan ve düzelmeyeceğini görmekten de umut meselesi, umutsuzluk meselesini birbirine karıştırdım. Sabah sabah içinizi karartmak istemiyorum. Yani ülke çok güzel. Ülke batmış durumda ama kimsenin umurunda değil. Çünkü neden değil? Devlet çırpınıyor. Özel sektörü toplayabildiği kadarıyla devlete versin. Devletin maaşlılarına. Ki devletin maaşlıları örgütlüdür. Ansızın onları yapmasın, yemesin diye. Yani özel sektör, zenginle yoksul arasındaki fark artık çok daha ayyuka çıkıyor. Dün beni gerçekten çok üzen bir olay oldu. Hiç kimseyi ben zengindir diye suçlamıyorum. Onların bir kabahati yok. Onları zengin olmak bir suç değil ki bu sistemde. Çok zengin bir iş insanımız. Özel uçağıyla yani ödediği özel uçağıyla geldi. Devlete 6000 adet kit hediye etti. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve iddialara göre bakan veya bakanlar tarafından, hatta VIP'den çıktı. Uçuş iznini zaten bakanlar verdi. Olabilir mi böyle bir şey? Olur tabii ki. Paranız varsa neden olmasın? İsim veya şuydu, bunun çocuğuydu, onun babasıydı, amcasıydı, teyzesiydi, yeniştesiydi değil mesele. Parası olduğu için geldi, 6000 kit hediye etti. Sonra babasının veya şirketinin oteline yerleşti. Orası bir karantina oteli mi? Değil. Karantina oteli bundan sonra olacak. Bir ayrıcalık tanındı. Kıbrıs Manşet bugün muhteşem bir başlık attı o konuda. İnternette yayınlanıyor biliyorsunuz. Paranın gözü kör olsun dedi. Evet, parayla bu oldu. Yanlış ve hukuksuz bir şey midir? Bilemiyorum, ben yargıç değilim. Ama morali bozuluyor insanın. Tabii ki evlattır, tabii ki candır, tabii ki hakkı vardır, KKTC vatandaşıdır. KKTC vatandaşları 30 Nisan, yani bugüne kadar, hatta 15 Nisan'a kadar şimdi artırıldı o süre. Ülkeye gelebilirler yüzerek, fakirse yüzerek, doğaüstü güçleri varsa uçarak, kendi uçarak, yani Hazerfan Ahmet Çelebi Hazretleri gibi. Çok zenginse özel uçakla gelebiliyor. Çok daha zenginse ve 6000 adet kit bağışlarsa istediği yerde kalıyor. İşte yanına şunu da koyduyduk, sağlıkçı da vardı, karantinadaydı. Anladım. Ama parası olmayan için yok. Mesela
Çok ciddiyim yani, kimseyi suçlamıyorum ama KKTC'ye çalışmak için gelen inşaat işçisi Ali Çelik. Biraz önce haberleri izlediyseniz Ali Çelik İHA'ya konuştu, Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı ve dedi ki ben bugün köşe yazısı yazdım KKTC'den iki haber ve geviş getiren öküzler diye. Köşe yazımızın saati daha sonra ama bir miktar bahsetmek istiyorum size. KKTC'ye çalışmak için gelen inşaat işçisi Ali Çelik, ulaşımın durması sonucu Türkiye'ye dönemediğini belirterek, Gaziantep'te yoğun bakımda kalan çocuğunun yanına gitmek için TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. İnşaat işçisi 4 yıldır belirli aralıklarla çalışmak için ülkeye geliyor Ali Usta, Ali Çelik. En son 23 Şubat'ta KKTC'ye giriş yaptı. Koronavirüs salgını sonrası işte gidemediydi, edemediydi, şu olduydu, bu olduydu. 10 yaşındaki oğlu Berçan Deniz Çelik 3. kattan düştü, beton zemine çakıldı. İnşallah çocuğumuz çok iyidir, inşallah iyileşir. Yani Allah'a hiç bu kadar yalvardığımı hatırlamıyorum. Harpta bile, savaşta bile yalvarmadım. Bu kadar aklım kesmedi. Şimdi yalvarıyorum. Ve Erdoğan'a da yalvarıyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, adamlarınız beni en azından dinlerse, siz birkaç gündür geç kalkıyormuşsunuz, benim programı kaçırdığınızı söyledi. Şaka. Nereden izleyecek bizi Erdoğan? Nasıl izlesin? Başka işi yok mu adamın? Yani diyelim dil bandisini mi izleyeceğim? Ya de lan salaklar falan filan demez yani, ama ben öyle düşünüyorum. Aşağılık kompleksiniz var yani. Yani Sayın Erdoğan, gönderdiğiniz İsviçre'ye, Rusya'ya gördüm. Helal olsun, bravo ambulans uçaklarınızı. Bir en azından tekne gönderin. Ali Çelik de gitsin memleketine. Oğlucuğuna kavuşsun diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, size yalvarıyorum. Beni bir an önce oğlumun yanına götürün diyor adam. Ve ikinci haber. Özel uçakla geçtiğimiz salı günü adaya geldiği tespit edilen, ben yazdım yazıda yani, Merit Oteller Grubu veliahtı Murat Tibuk'un özel bir ayrıcalıkla ülkeye getirildiği ve kimseye uygulanmayan bir yöntemle babasının otellerinden birine gitmesine izin verildiği öğrenildi. Şimdi bunun mazeretlerini sıralarsınız. İşte o otel zaten karantina otel olduydu. Bundan sonra gelecek olanlar o otele gideceğiydi. Biz anlaşmamızı yaptıydık falan filan. Bunlar tamam. Bir şikayetim yok. İtiraz etmiyorum. Allah uzun ömür ve sağlık versin herkese. Ben sadece aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Tibuk'un özel uçakla adaya geldiği, normalde devletin kontrolünde bir karantina merkezinde 14 gün tutulması gerekirken, kendisine tanınan ayrıcalıkla elini kolunu sallayarak adaya giriş yaptığı ve kendi oteline yerleşti. İşte yanında sağlıkçı kalacak, yani yanında derken otelde o da kalacak falan filan fesleken. Yani başkasının evinde kalmak yerine annemin evinde kalırım durumları, babamın evinde kalırım gibi bir durum. Bir yığın gelmek isteyen insan var. Bu ayrıcalık, istediğimiz yerde kalacak ayrıcalığı. Yani ben çok 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 yakından birini tanıyorum. Güney Kıbrıs'ta kalıyor. İstedi, geleyim ben de çocuğum var, bir otelde kalayım dedi. Hayır dediler, yurtta kalacaksın gelirsen. Güzel yurttaki yurtta. Bir çocukla o güzel yurttaki 6 metrekare odanın içinde kalmak kolay değil. Onun için gelmedi. Ama burada bir ayrıcalık tanındı. Burada benim otelim, havuzlarım, yardımcılarım, aşçılarım diye. Tabii ki devam edelim. Bu ayrıcalık neden tanındı? İşte 90 bin, 100 bin euro değerinde 6 bin adet kit. Tabii şeyin öyle bir parası olsa, Ali Çelik'in, o da çağırır bir uçak. Abi kaçadır uçağınız götür? 10 bin dolar, 20 bin dolar beni götür, 30 bin dolar. 30 bin al. Ali Usta verdi. Gitti Gaziantep'te hastaneye çocuğunun yanına. Yok onun parası. O Erdoğan'a yalvarmak zorunda. Veya Fahrettin Koca, Sayın Sağlık Bakanına. Evet, dün birden fazla yetkili kişiyi aradım. İlk aradığım en yetkili kişiye Ali Çelik diye birini tanıyıp tanımadığını sordum. Tanımıyorum dedi. Besim Tibu'yu tanıyor musunuz dedim. Telefonda gülümsediğini hissettim. Sıraladı.
30 Nisan'a kadar KKTC yurttaşı olan herkes ülkeye gelebilir. Ayrıcalık yapılmadı çünkü polis eskortu eşliğinde otele gitti. Evet, otel kendilerinin oteli ama bugünlerde gelecek olanlar varsa onlar da oraya alınacak dedi. Araya girdim. Bugünlerde derken hükümetin kararı zaten 30 Nisan'a kadardı. Uzattılar o kararı dedi ki daha karar çıkmamıştı. KKTC yurttaşı olan herkes gelebilir. Üstelik tüm bakanların bundan haberi var. Çıng çıng çıng. Geçin, geçin, geçin. Esas olay burada. Tüm bakanların bundan haberi var. VIP'den çıktığı da doğrudur. Zaten öteki normal çıkış kapalıymış. Üstelik adam beraberinde bir yığında tıbbi malzeme getirdi. Ha. Ali Çelik, sende ne var? Hı? Neyin var senin Ali Çelik? Vereceksin. Dada oğlumun yanına gideceksin. Ha? Yok bir şey. Babasının otellerinden biri daha önce de karantina oteli olmuştu galiba dedi yetkili. Teşekkür ettim, telefonu kapattım, bir başka üst düzey yetkiliyi aradım. Bu sizce bir skandal mıdır, rüşvet midir, ayıp mıdır, yanlış mıdır dedim. Hiçbiri değildir diye yanıtladı gayet sakin bir şekilde. Siz Besim Bey'den zaten gıcık kapıyorsunuz diye de çıkıştı, bana çıkıştı. Araya girdim. Yukarıda Allah var. Ben asla kimseden ve Besim Bey'den gıcık kapmıyorum. Hiçbir çocuğunu da tanımıyorum. Adını işitmedim. Hatta ben Besim Bey'in çocukları olup olmadığıyla da hayatım boyunca ilgilenmedim. Niye ilgileneyim ki? Bana ne? Yok ama Besim Bey'den gıcık kapanlar var, bu meseleyi abartacaklar dedi. Yine araya girdim. Ben meseleyi abartmıyorum. Üstelik Besim Bey'i de suçlamıyorum ki. Size soruyorum, nedir bu durum? Nasıl bir ayrıcalıktır? Telefonu kapattım. Acaba Berçan Deniz'in sağlık durumu nasıl? Babası gidebildi mi Gaziantep'e? Yoksa hala burada mı? Oğlundan bilgi alabiliyor mu? Yoksa telefonu ödemediği için kestiler mi? İnterneti var mı? Konuşabildi mi? İçimden bir kampanya başlatmak geldi. Acaba kaç bin dolarlık teçhizat bağışlamamız gerekiyor? Özel uçak kiralayabilir miyiz? Kaça mal olur? Para yok. Ne bende ne Ali Çevik'te. Kızılay'ın, Evgaf'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi var mı bilmiyorum. Gökyüzüne baktım. Mavi. Berçan Deniz'i gördüm. Ah adalet diye derin bir ah çektim. Adaletin bu mu dünya? Kapitalizm. Çalış, senin de olur Ali Usta. Fakirsen fakirsin yani. Zenginsen de zengin. KKTC'de hükümet üyesiysen de hükümet üyesi. Bu garip ifadeler film şeridi gibi geçti ölümünden. Arada Amerikan dolarları uçuşuyor. Neydi o şarkıcılar yahu? Ha, hatırladım. İzel Çelik Ercan. Haydi şimdi bütün eller havaya diye şarkılar söylüyorlar. Bizim KKTC'li siyasetçiler hepsi ayakta alkışlıyorlar. Herkes maskeli bu arada. Maske takmış herkes. Maskeli balo. Birden Selda Bağcan çıkıyor arka kısımda. Belli ki bağırıyor. Adaletin bu mu dünya diyor ama kimsenin duyduğu yok. O gür sesine, o muhteşem sesine rağmen ne yazık ki duyuramıyor. Bu arada gökyüzüne bakmaya devam ediyorum. Kıbrıslı Türkler de orada görüyorum. Hepsi maskeli, balo gibi. Ne mi yapıyoruz? Hiç. Biz çoktan koskocaman bir koronayı yemişiz zaten. Öyle bakıyoruz. Öküzün trene baktığı gibi. Önümüze samanı bol bol koymuşlar. Bir yandan yiyoruz, geviş getiriyoruz. Bir yandan da trene bakıyoruz. Arada bir mö diyoruz da gene gevişe devam. Gerçekten gevişe devam. Başka bir ülkede, başka bir yerde olsaydı bu olay, inanın ne hükümet kalırdı, ne bakan, ne başbakan. Ama burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
Siz benimle uğraşmaya devam edin. Attırın beni lütfen. Yalvarırım, attırın beni işten. Yalvarıyorum size, bakın. Yalvarıyorum. Seftogrado diyeceğim çünkü sizin devletinize. Sahte devlet. Beni attırın. Lütfen. Lütfen beni attırın. Sahte hükümet, sahte devlet diyeceğim çünkü. Budur olay. Olay bu kadar basittir. Blöf yapmıyorum, şaka da yapmıyorum. Hiç kimseyle hayatımda şahıs olarak uğraşmadım. Hiç kimseyle de uğraşmıyorum. Beni ne şu isim ne bu isim ilgilendirir. Ama bu nasıl bir ayrıcalıktır? Bu nasıl bir ayıptır? Bu nasıl bir yanlıştır? Bunu birilerinin kendi kendine sakın ama sakın mazeret uydurmadan. Hele hele de şöyle bir mazereti hiç uydurmayın. Sakın şöyle bir mazeret uydurmayın. Çünkü dün bir yetkili bana söyledi. 6000 kit getirdi ya o dedi. Satıldınız mı siz? Derim ondan sonra. Evet. Herkes karantina altına alınacak diye bir kural var. Bu herkes içindir. Biz orada karantinaya aldık. O zaman başka isteyenleri de alın. Herkesi kendi evinde karantinaya alın. Çünkü zaten ev orada yani. Diyor Likaşen Medi. Raif Toluk günaydın demiş bize. Ayse Çelikkol günaydın. Sayar Aker sağ ol teşekkür ederim. Gümbey Yumurtaları, Fikriye Özsaydoğlu, Zekiye Paşa, Fuat Demir, Ferhat Demir, Kamil Basmacı, Ali Usta'nın çocuğuna biz de Kıbrıslılar olarak çok üzgünüz, acil şifalar diliyoruz diyor. Aynı şekilde Pembe Altınbaş Cambaz, Harper Şekerci, can derdinde. Hayırlı yayınlar. Koyun can derdinde, bazıları yağ derdinde. Harper Şekerci diyor Pembe Altıntaş. Aynen öyle, doğru söylediniz. Ahmet Beyaz günaydın Sayar Aker. Gelene maşallah, gelmeyene inşallah diyor. Sayar Aker, her yerde olduğu gibi parası olan saltanat sürer diyor Sayar Aker. Hasan Sevinç günaydın demiş bize. Mehmet Uluçaylı günaydın demiş. Mustafa Karataç, Yaşar Aracı. Evet, hadi hayırlısı pazartesi açıyorum dedi Yaşar Aracı. Getireceğim yıkamaya arabaları çünkü berbat oldular. Mehmet Ali Çavuşoğlu, üzülme senin insanlığın var diyor. Yok abi, çok üzüldüm. Günaydın Serhat Bey. O bildiğim kadarıyla hiç karantinaya girmedi diyor. Neyse anlamadım. İlker Hasan, günaydın. Tuncer Karakurt. Evet, sağ olun komutanım. Günaydınlar, teşekkür ederim. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Mehmet Şenler, bütün komutanlarıma, askerdeyken hepsine. Hepsini çok seviyorum. Çoğunu çok uzun zamandır görmedim. Harun Tulumbacı komutanım neredesin? Seni de özledim çok. Metin Eray kumandanım. Ercan Barsakçıoğlu kumandanım. Bunlar. Ferhat Gürbüzer kumandanım. Neredesiniz? Erol Köse sevgilerimi iletiyorum. Yani ansın askerliğim aklıma geldi. Çok borcum varmış gibi bu memlekete. 2 sene de askerlik yaptık. İbrahim Kumcuoğlu. Günaydın Gardakçığım. Koptu artık buradan yukarısına gidemiyorum. Çok özür dilerim. Bir yığında yorum gelmiş. Evet. Devrim Varoğlu soruyor. Cumhurbaşkanına ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanına kaçakçı demek. Demek neymiş? Kör da kendinden bilirmiş. Hasan Beytoğulları, Yusuf Kadir Beyleroğlu. Helal olsun sana diyor Yusuf Kadir Beyleroğlu. Benim kızım 2 aydır Londra'da. Ve memlekete oğluyla dönemiyor diyor Yusuf Kadir Beyleroğlu. Hayır yani benim kızım orada kalmayı mesela tercih etti. Ama biz de ona doğru dürüst yani ben de ona doğru dürüst yardımcı olamıyorum. Uçağım olsa, param da olsa, 6000 kitim olsa, bu otelim de olsa koyacağım uçağı gel getir 6000 kit ver bizimkilere. Yani küfür edeceğim edemiyorum. Ver at önlerine. Saman da koyalım, biz yiyelim, siz değil, biz yiyelim yani kimse. Evet, 6000 rakamı sabit mi? Daha az olur mu diye bir izleyicimiz soruyor.
Bilmiyorum, Sayın Sağlık Bakanı kaçtır rakam? Yani ben bugüne kadar hep sizin yanınızda durdum, hep sizi destekledim. Hep sizin çok başarılı olduğunuzu, hep çok güzel şeyler yaptığınızı, doğru şeyler yaptığınızı inandım. Bugüne kadar da aynı şeyleri söylüyorum. Ama şu anda bir soru sormak istiyorum. Kaç kit vermemiz lazım size ki? Yani devlete, sorry yani size değil, cebinize koymuyorsunuz ama. Evet, Kısmet İzanoğlu açıldı, gözümüz aydın, sektör açılıyor. Necati Ahmet Özkan günaydın, kardeş günaydın. Çok teşekkür ederim mektubun için. Her yerde öyledir Serhat Bey. Paran varsa uçakta kaldırın, başka şeyde. KKTC'li yöneticilere kızmayın. 6000 kitle gelecek ya da dolarların olacak ve bu ayrıcalıklar olmayacak, öyle mi? Kimseye anlatamazsınız, ayrıca kimseyi savunmuyorum. Her devlet bunu yapar. Ha aynen, ben de her devlete mezuncuğum, yapsın her devlet bunu. Mezuncuğum bunu İngiltere'de biri yapsın. Ebesi, annesi, yedi kabilesi ve bilimum sülalesi Lemar'ı açarlar, sinemaya götürürler, film seyrettirirler. Bilmem anlatabildim mi Mezun kardeşim? Bunu her devlet yapmaz. Bizim alışkın olduğumuz devletler yapabilir ama her devlet yapmaz bunu. Yapamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Bazı iş yerleri 4 Mayıs'tan itibaren temkinli maskeli olmamız gerekir diyor Salih Demirken. Teşekkürler. Memo bize selam etti. Ata Tecimer, Aziz Kemal, Yusuf Kadir Beyleroğlu, Hasan Beytoğulları, Devrim Fethül Gazelci, Süleyman Duran, Pembe Önder İzmirlioğlu, Funda Kılınç Ali Beyoğlu, Pile'dekiler de gelemez. Ha mesela Funda Kılınç Ali Beyoğlu, Pile. Söyleyin Pile'dekiler nasıl gelebilir? Mesela 10 kişisiniz, 10 kişi çıkacaksınız, geleceksiniz Beyarmudu kapısına. 60 bin adet kit getirirseniz, nerede isterseniz kalırsınız. Zengin sen geçersin. Yani kuralın adı bu, hükümet bunu belirledi. Parası olmayanlar ölsün. Ölsünler, bize ne ya? Parası olmayan zaten niye yaşıyor ki? Fakir. Niye yaşıyorsun fakir? Ölsene. Ha? Kahpe Küba, kahpe Küba. Ya, neredesin be Lenin? Neredesin be Marx? Ha? Neredesin Marx? Max değil ha, Max köpek ismidir. Marx, Karl Marx, neredesiniz? Mao Zedong, neredesin dayı? Ha? Stalin, neredesin Joseph? Where are you? Yarın da 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkın selamı. İyi günler. Evet. Dün Ali Usta'yı dinledim. Tüylerim kalktı, gözlerim doldu. Allah hiç kimseyi çaresiz bırakmasın. Çaresizlik kadar zor şey yok. Konca Nadir diyor bize Lefke'den. Aynen öyle, ben de dinledim. Ve öldüm. Evet. Sağ ol Necdet Mavigözlü, Mehmet Eray Hacı Arif, ben sınır kapısından geçip geri gelirsem beni Merit Otel'e mi yollayacaklar diyor. Öyle bir şey yapmak istiyorum şu anda. Evet, hep beraber ne yapacağız? 20 kişi, 30 kişi, abi tatile mi gitmek istiyorsunuz? Hadi geçelim bir lokmacaya, geçelim. Hep beraber geri gelelim, 14 gün biz Merit'te. Yemekler, içmeler, yemeler, içmeler, dönsün dolaşsın artık. Akşamları gizli gizli kebapçıkta çeviririk. Bilemem gayrı nedir bu karantina koşulları, nasıldır, çok strict midir? Yani olay bu, olay bu. Bir kez daha isimler beni hiç ilgilendirmiyor. Herkese sevgimiz, saygımız sonsuzdur. Hiç kimseyi zengindir diye suçlamıyoruz. Hiç kimseyi fakirdir diye yermiyoruz. Benim derdim devlet. Benim derdim hükümetin yaptığı yanlışlık. Sen öğrenci yurduna sokuyorsan herkesi, bu herkesi de babamın oteline götüremezsiniz. Olay budur. Bundan ibarettir. Sevgilerimi, saygılarımı. Abarttın Serhat. Olabilir. Olabilir. Ben abarttım. Kara Elbetül günaydın. Direnç, Diren Remzi Sadıç günaydın. İbrahim Kumcuoğlu sağ ol kardeşciğim, inşallah iyisiniz, herkes iyidir. Mehmet Ali Salih para para para, bir şarkıcık vardı hatırladım Serhat'ım, aynen öyle abi. Özgür, benim moralim bozuldu yani, gerçekten içim gitti,
size güveniyorum diye yazı yazdım dün. Çok doğru kararlar alacağınızdan eminim dedim. Çat diye üstüne bu geldi. Ne bileyim. Evet. Özgür Aslan, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, sevgilerimi iletiyorum. Ali Emin Dayı, günaydın. Fakirler gerekli, onlar askerlik yapacak ve zenginler için ölecekler diyor Ali Emin Dayı. Hep bugüne kadar olduğu gibi. Hep bugüne kadar olduğu gibi. Kıbrıs'ın güneyinde ve kuzeyinde zengin çocuğu şehit yoktur. Çok rahat söylüyorum bunu. Evet, Kalkınma Bankası'ndan kredi verilmeye başlanmış. Kimlere verildiği isim isim açıklanacak mı diye soruyor Sami Karasalih. Orada Data Protection Act vardır. Yani bilgi koruma şeyi herhalde açıklamazlar. Ama çok güzel bir müdür var orada. Çok değerli bir müdür. Sağ ol İlker Hasan. Herkese selamlarımı iletiyorum. Artık okuyamayacağım kadar çok mesaj geliyor. Gerçekten okuyamayacağım kadar çok. Herkese çok çok teşekkür ederim. Cumagül Muradova, Muhammed Reza Gaffari. Hiç şaşırmıyor bizi bu yaşananlar demiş. Hasan Aysal, napsınlar dedi Hasan, napsınlar, doğrudur. Önce sosyal adalet, yalan devlet, sahte devlet, Zerdali'den düdük hükümet, satılık devlet, Devrim Varoğlu, yalan mı? Yani ya, yani siz istemiyor musunuz bunları şu anda? Yani hayır, bu devlet vardır mı diyorsunuz şu anda? Varsa görelim o zaman diyoruz biz de. Bütün sıkıntı budur. Bütün dert budur. Yasa dışıdır çünkü yaptıklarınız. Hayır, biz orayı da dün sabah karantina oteli ilan et. Olmaz öyle maskaralık ya. Evet. Tunsel Dağlı, sen Mossad mınki ciddiye alınasın diye bir soru geldi. İlginç. Mustafa Özadalı lololoyuk diyor. Günaydın hocam. Ekrem Gazi Özuysal. Evet. Canan Şahinbaş diyor ki Besim Bey ve oğluna teşekkürler yağıyor şu anda. Çifte standart onaylanmış. Tabii ki teşekkür ediyoruz. Yani iyi ki yardım ediyorlar. Bravo. Orada bir şikayetimiz yok. Bizim şikayetimiz sadece nasıl bu ayrıcalık yapılabilir şikayetidir. Yahu kapat ya, boş ver ya, göz ardı et. Evlattır ya falan filan. Doğrudur. Kapattık. Biz de vazgeçtik. Vazgeçtik. İşimize bakıyoruz. Enver Buda kardeşim, evet, kötüsü bu şekilde salma bir ülke olmaz. Kolay gelsin. Çifte standart olmamalı derdimiz bu. Arif Baykul, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Soner Yolaç kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Nuray'ımıza selamlarımızı gönderiyorum. Bebeğe. Ona da selamlar. Dünkü Bakanlar Kurulu kararı, oteller kapalı kalacak denildi. Kapalı otelde kim kime hizmet veriyor, merak ettim Meserhat. Abi otel, Metin Şahinoğlu kardeşim, babamın oteliyse herkes bana hizmet edecek diye düşünüyorum sevgili Metin abi. Aynen öyle düşünüyorum. Ben bilmiyorum. Evet. Serhat Bayar hocam diyor ki benim merak ettiğim bu geviş getiren öküzlerin kaderlerini değiştirme şansları yok mu? Yani benim de merak ettiğim budur Serhat hocam. Öpüyorum seni. Ellerinden öpüyorum babacığının da. Selamlarını iletiyorum. Selamlarımı iletiyorum. Benim de merak ettiğim odur be hocam. Bu geviş getiren öküzlerin kaderini değiştirme şansları var mı? Evet. Memo Gevher, anlamadım nedir? Özcan Nurçin, demek ki iki senemiz boşuna gitti diyor. İlker Hasan, adaletin bu mu dünya? Cem Berna Özerk, Cem Gardaçın mı? İsmini de okuyamadım, gözleri de gitti. Sinirlenme Sercinio diyor. Hanife Yılmaz, günaydınlar. Sevda Bağcan, Selda Bağcan. Yuh yuh. Anlan. Evet. Aksa akaryakıtı versin. Rica edelim, özel uçağıyla Ali kardeşimizi oğluna kavuştursun. Evet. Aksa akaryakıt versin diyor Mete'nin uçağına. Rica edelim Ali kardeşimizi oğluna kavuştursun. Keşke birileri ödese. Yani bilmiyorum, onu da istemek zor tabii ki. Halil Çetin, sakin ol hocam, günaydına. Ben gayet sakinim. Megzun Nevruz, işte tam da onu diyorum. Paran yoksa öl. Kitlerle, ilaçlarla, solunum cihazlarıyla gel.
Merit'te, Kratos'ta, Alexus'ta hepsinde kalın. O yüzden çok fazla takma bu işleri. Girnecon içmeye devam et, afiyet olsun. İçiyoruz zaten ama ekranda içmiyoruz bu aralar. Kerim Fatma sevgili günaydınlar. Deniz Fatih Kavalcı, Hasan Hüda Ecer hocam günaydınlar. Yaşam biraz normale dönmeye başlayınca sermaye yine hortluyor. Hani hep birlikte başaracaktık. Her şey dereyi geçene kadar mı, ama dereyi henüz geçmedik diyor Hasan Hüda Ecer. Evet, Kamil Özalay günaydın, Liliana Özkuçuk günaydın, Sertat Serdar günaydın, Deniz Fatih Kavalcı Yaylacı, Devlet Fis demiş, bizimkiler patlıcan mı diyor, herkes can, bizimkiler patlıcan mı? Değil tabii ki. Evet, evet, sorun değil, hiç sorun değil. Hayat devam ediyor ve devam edecek, devam edecek. Ahmet Savaşan hocamız bugün konuğumuz olacak telefonundan veya Skype'ından. Bu arada Gaziveran'da çok değerli bir kardeşimiz, ağabeyimiz, çok sevgili arkadaşlarım Hasan Cengiz Mehmet Devecioğlu'nun babaları Hamit Devecioğlu yaşamını yitirdi diye gördüm burada Facebook'ta. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uysun. Sevgili Cengiz bize sık sık mesaj atan, Hasan da öyle tabii ki. İkisine de, Mehmet'e de, abiye de selamlarımızı iletiyoruz, saygılarımızı iletiyoruz. Allah rahmet eylesin. Yumurtacık ister mi? İsterim tabii ki Yaşar, getir. Yasemin Can Toygar, Mustafa Arizona, isim güzel. Serhat Serdar günaydın. Günaydın Serhat Serdar. Günaydın isimcik güzel. Yasemin Can Toygar günaydınlar. Hüseyin Akarsoy, karantina konusu abartılıyor, toplumumuz tarafından geliyor bana. Belki sağlık kontrolü ve gerekli testler yapıldıysa Türkiye'den çıktığına göre Türkiye'den çıkmadı. Bu aslında bir ayrıcalık değildir. Devletin oteli karantina yaptık demesi de hatadır Hüseyin Akarsoy. Abarttık abi, bir şey değil, boş ver. Evet, Derviş Kemal Deniz diyor ki, nakit sıkıntısı ve işsizlik olacak bu açılım meselesi. Çöküş çok yakın. Yeni Bakış manşetten verdi. Abi bence çöküş zaten yakın değil. İçimizde çöktük artık. Bittik. İnşallah, inşallah duayla toparlarız. Abdülkarim kardeşim hala cam kırmaya devam ediyormuş. Dün söylemiştim Abdülkarim'i bir götürsünler merkeze, göstersinler herkese diye, ama olmadı belli ki. Serbest bırakmışlar. Abdülkarim bu kez polisin camını da kırmış. Yalçın Başkale, Gaziantep'ten selam. Biz de Gaziantep'e selamlar ediyoruz. Biz çok güçlü bir halkız. Devletsiz, hükümetsiz hala ayaktayız. Heyt be diyor Fatoş Unan. Urungu kardeşim günaydın. Mustafa Arizona, isim soy isim çok güzel. Arizona, Mustafa Arizona. Ne güzel isim. Yani Serap Texas gibi bir şey. Efendim, market rafçılarına çok dikkat edelim, onları test edelim. Bugün gazetelerde bu konuda var. En yayıcı grup onlar çünkü. Pazarlamacılar, dağıtımcılar, rafçılar. Çünkü onları toptancılar gönderiyor marketlere ama günde 50 tane markete giriyorlar ve her şeye dokunuyorlar. Çok dikkat etmek lazım. Açılıyoruz, evet açılıyoruz. İnşallah saçılmayız. Çok dikkat edelim. Define arayanlar yakalamış, yakalanmış. Bugünkü gündemimizde define meseleleri de var. Defineler, Lefkoşa sokaklarında dün savaş çıkmış resmen. Özel mahvoluyor, devlete para çıksın. Volkan gazetesi internette yayınlanıyor. Bugün manşetini okudum, 2-3 kez okudum. Size de okuyayım. İşgale son ver, görevi iade et, sarayı terk et. Bu başlığı okuduğunuzda siz bunalıma giriyor musunuz? Okumazsanız haberin alt kısmını, işgale son ver dediğinde, Volkan mı attı bunu yoksa başka bir gazete demek? Afrika'da mı okuduk yani bunu? İşgal mi işgal deyince, işgale son ver, yani Sayın Akıncı'ya aynı çağrıyı Afrika gazetesi de yapıyor. Ama meğer şuymuş çağrı, yani koltuğu işgal ediyor Sayın Akıncı. Oradan çekilsin, ha ben yanlış anladım. 4 defa 5 defa okudum ama herhalde siz de okuyunca böyle anlıyorsunuz veya benim anlama gıtlığım var diye düşünüyorum. Hava durumuna bakacağım. Ding dong'a gerek yok. Hasan Keleş günaydınlar. Hasan Keleş günaydınlar. Yaşar Aracı tekrardan. İlyas Arslan, Tamer Somuncu. Kas mağduruyum. Torpilliler alındı işe. 25-30 kişi. Kaldık sokakta.
Zaten para yoktu, virüs de çıktı, günlük iş de kalmadı. Çok zor durumda olan arkadaşlarım var, ben de öyleyim. Tabii sen olsun bize destek ver, sesimizi duyur Allah için diyor. Sesini duyayım Tamer Somuncu, sesini duyurmak ne olur? Evet, Enes Yağmur destek ol, bir kere destek verelim. Tabii ki abi Allah için destek ol, desteğim sizinle, herkesle. Evet, Kemal Sunal'ın Zübük filmi gibidir diyor KKTC'de Metin Emireli Bengisu. Kimi seçersek hepsi aynı. Seçilmeden önceki kişi seçildikten sonra bir başka kişi olup çıkıyor. Acaba bütün bunlara sebep meclisteki koltuklar mı? O koltuklara her kim oturuyorsa hemen klonlanıyor. Bence bu seçimlerden önce meclisteki koltukları değiştirelim. Belki bundan sonra düzelirler. Meclisteki koltukları değiştirmemek lazım. Oraya böyle Çin fakirlerinin üzerine yattığı çivili şeylerden koltuk yapacaksın. Yani mıhın üstüne oturacak ki beğenmesin aslında. Mıh. Evet, ve meclisin adını da değişecek. Mıh. Mıh. Mıh spor. Evet, Çilem Taşdemir, günaydın, mutlu sabahlar. Girne'de hiç test yapılmadı. Market ve toptancılara Sayın Bakan yapsın diyor. Evet, Çilem Taşdemir, Sayın Bakan'a çağrı yaptı. Gürcan Yücel, günaydınlar, ağzına sağlık. Ahmet Sürek, günaydın. Arif Özyaprak Kardatçığım, günaydın. Evet, Ahmet Sürek, günaydın dedik. Bir sürü kişiyi okuyamadık, atladık ama yapacağımız bir şey yok. Aysın Öztürk Müdürüm, Mehmet Çor Karşılı, günaydın tekrar. Bilaval Afridi, günaydınlar. Örsan Balıkçıoğlu kardeşim sizlere selam ediyor. Ve şimdi hava durumuna geçtik. Sabah hava tahmin raporunu okuyalım sizlere. Meteoroloji dairemizin çalışanlarına, müdürüne çok teşekkürler ediyoruz ayrıca. Bölgemiz alçak basın sistemiyle üst atmosferdeki serin menemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava parçalı, çok bulutlu geçecek. Öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu olacak bugün. Yer yer sağanak yağmur var. Yine de sıcaklık mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyrediyor ki bugün örneğin Lefkoşa 28 derece olacak. Lefkoşa bugün en sıcak nokta. Girne 23, Çamlıbel, Akdeniz, Alev Kayası ve Esentepe 22, Boğaz 23, Lap'ta 21. Alev Kayası tam böyle bugün define arama günü. Orada yakalanmış defineciler. Yani 22 derecede bayağı çapalayabilin yani diyebiliyorum. Çabalayabilin, çapalayabilin anlamında. Çapalamak yani Türkçesi. Çapalamak Kıbrıslıcası. Lefke 20, Güzellürt 25, Lefkoşa 28, Ercan, Geçitkale buraları 27, Beyarmudu 24, Gazimaosa 25, İskele 24 ve Yeni Erenköy 23 derece santigrat. Bir kez daha söyleyeyim, bugün öğleden sonra yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Hava durumumuz böyle. Niye marketçilere test yapsınlar? Onlar hiç çalışmayan milletvekillerine test yapmayla meşguller. Hayır, marketçilere yapılması lazım. Sağlık sektörüne yapılırsa yapılacakmış. Çok teşekkür ederim Yaşarcığım. Yapılan yanlış olmuş cümlesine doğru sözle başlasan ne yazar diyor Mustafa Kahveci. Sonay Nur, belki gün ayar artık. Zenginin parası fakirin çenesini yorarmış. Bizim de durumumuz bu açıkçası diyor. Aynen öyle. Bizim de çenemiz yoruldu yani. Koltuklara 404 koymuşlar, kalkmak istemiyorlar diyor Oktay Beyaztaş. Günaydınlar güzel insan diyor. Günaydınlar Oktay abim, Oktay kardeşim, kardeşim özür dilerim. Evet, biraz sonra araya geçeceğiz ama en azından bazı haberleri sizlerle paylaşalım. İnternetten yayınlananları aradan sonra da gazetelerimize bakarız. Köşe yazımızı bir kez daha okuruz. Hepsini okumamıştım çünkü dinlemeyenler olabilir.
Konuğumuz olacak bugün Sayın Ahmet Savaşan'a bağlanmaya çalışacağız. Telefonla veya Skype aracılığıyla görüntülü olarak. Manşet gazetesindeyiz. Manşet paranın gözü kör olsun diyor. Net Holding sahibi Besim Tübük'ün oğlunun özel uçağıyla gelip karantinaya alınmadan otele gitmesi bakanlar arasında da huzursuzluk yarattı. Bir de ilginç durum var. Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün 1176 test yapıldığını söylemiş. Sonra 16 kişiye PCR testi ile ileri tetkik yapılacağını, dün aynı zamanda 2 kişinin tedavisinin tamamlandığını söylemiş. Şimdi bu 16 kişi pozitif mi çıktı yani? Yok, öyle bir şey kullanılmadı, öyle bir ifade. Tam yasakların kaldırıldığı gün 12 gün süreyle hiç pozitif vaka yoktu. Ansızın böyle bir Recep İvedik'sel bir durum yaşandı. Yani Recep İvedik durumuna geldik. 16 kişiye yeniden test yapılacak denildi. Neden? Bu 16 kişiye yeniden test yapılacak. Bugün onu inşallah öğreniriz. Hani gelmişken biçime gidelim su içime iftardan sonra diyebiliriz. Yani anlamadık ama olsun, bir şey değil. Volkan gazetesi işgale son ver, görevi iade et, sarayı terk et diyor. Başbakan Tatar demiyor. Volkan da yani Akıncı'yı işgal ettiği koltuktan, ben başka işgal aklıma geldi. Yani Filistin topraklarıyla alakalı falan mıdır diye düşündüm bir anda. Yoksa acaba Dağlık Karabağ falan, yani bilmiyorum, Karabağ, Ermenistan işgale son ver gibi bir çağrı mıdır? Öyle yanlış anladım. Yani aklım başka tarafa gittiği için çalışmıyor çünkü fazla. Evet, Volkan, Sayın Tatar diyor ki kontrol altına aldıktan sonra bu işi kendi içimizde ekonomik çarkları döndürdükten sonra açılım o günün koşullarına göre gündeme gelecek diyor. İşte açılacak yerler, açılacak yerler, aslında açılmayacak yerleri okumak, açılacak her şey açılacak, açılmayacak yerler, sinemalar, barlar, gece kulüpleri, spor salonları, çocuk parkları, diskolar, miskolar, bu restoran, bar, sandviç satan büfe ve restoran, bar, sandviç satan büfe ve bir yer daha, bunların take away kısımlarını açabilmek için Sağlık Bakanlığı'yla 11 Mayıs'a kadar temas edecekler. Orada testler mesleri yapılacak, Sağlık Bakanlığı onaylarsa. Bugün ayrıca Sayın Hasan Taçoğlu'nun bakanı olduğu bakanlığın, ki galiba Ekonomi Bakanlığı'dır, emin değilim. Ekonomi Bakanlığı'dır. Adlarını unuttum artık. Yani önemli değil çünkü hepimiz kardeşiz. İşte yani evet, açılacak yerler oraha 11'ine kadar gidecek. Bugün Ekonomi Bakanlığı şartı şurtu açıklayacak, kuralları açıklayacak. Yani artık mesela don almak için, çok affedersiniz, gidiyorsunuz çünkü temiz dona ihtiyacı olan bir sürü insan artık beliriyor. Çünkü yıka yıka giy eridiler artık. Alamadık da bu kadar zamandır. Ayrıca dondan maska da yapabilirsiniz, ucuza alırsanız şeyden falan. Yani bu işin bari soğuk espri. Ama bazı kurallar olacak. O kuralları belirleyecek Ekonomi Bakanlığı bugün. Havadis'te bugün işte açılacak yerler demiş. Temkinli açılım başlıyor Halkın Sesi ve Güney'de hızlı açılım denmiş. Bu arada Gönyeli Belediyesi de 4'ünden itibaren açılacak. Bu da internette yayınlanan bir gazetemiz. Adaletsizlik diz boyu, 2. Cumhurbaşkanı Talat, Ada TV'de hem Cumhurbaşkanı'ya hem hükümete eleştiriler yöneltti. Sayın Talat'a sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Star Kıbrıs yazdı bunu. Biz de okuduk. Hakikat Kıptek'te skandala hükümet el koydu diyor. Bu konuyu Sayın Kudret Özersay dün dedi. Ciddi bir şekilde ele alacağız. Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi Günebak, Covid-19'dan korunmak için beslenme önerileri yaptı.
Covid-19'dan korunmak için yemek yiyelim mi acaba diye beslenmeye hakkında detaylı bilgiler vermiş ama sadece haberin ön sayfasını görüyoruz. Korka korka açılma diyor bugün haberci ön sayfasında. Bakanlar Kurulu'nun 6,5 saatlik bir toplantı gerçekleştirdiği toplantıdan temkinli kararlar çıktı. Bu arada 4 Mayıs sabah 6'ya kadar şehirler arası gidiş geliş yasak. Saat 6'dan sonra ver elini karpaz bas da git de korkma. Evet. Kurallara uymayanlara ceza, müşteri kaydı, dezenfektan, maske, sosyal mesafe kuralı gibi kriterler olacak. Kurallara uymayan işletmeler kapatılacak. Uymayanlara para kapatma cezası verilebilecek. Evet. Ve Afrika gazetesindeyiz. 4 Mayıs'tan itibaren kuzeyde, güneyde önlemlerini gevşetiyor. Kuzeyde sokağa çıkma yasağı kaldırılacak ancak 21.06 arası yine sıkı yasak sürecek. Pazar günleri de kısmi yasak şimdiki gibi sürecek. Pazar günleri market, benzin tamam gidebilirsiniz. Okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerler, sinema, tiyatro, toplu etkinlik, düğün, spor masabakaları 15 Mayıs'a kadar yasak. Gerekli görülen dairelerde 15 Mayıs'a kadar rotasyon usulü çalışılacak. Güneyde 4 Mayıs'tan itibaren şantiyeler ve halk pazarları açılacak. Bizde daha halk pazarları açılmıyor. Büyük alışveriş merkezleri hariç tüm mağazalar sıkı güvenlik önlemleriyle açılacak. Büyük güvenlik alışverişleri açmıyorlar. Yani mall açılmıyor. Kaçak geçerseniz sınırdan gidemezsiniz yani anlamında söylüyorum artık. Kapıları açmıyorlar. Evet ama 4000 kit verirseniz bilmem ne olur. Abi güneye gitmem lazım. Özledim Trodos dağlarını. Kaç bin kit lazım? Var mı yani böyle bir şey? Bilmem. 6000 kite istediğim yerde kalabilirsem bu da demektir ki 16000 kite istediğimi de yapabilirim. Evet. Yani Girne Kalesi kaç kit? 20.000 kit versem Girne Kalesi'ni bana kiralar mısınız? Hani verecektiniz zaten bedava da. Mesela gibi yani işte bunlar olmaması gereken şeyler. Okuduk şimdi biz internetteki gazetelerimizi. Bakalım ama Haber Kıbrıs'ta önemli bir şey var mı? Gündem Kıbrıs'ta bir şeyler var mı? Haber Kıbrıs'ta bakıyoruz. Bir de Gündem Kıbrıs'a bakalım. Gündem Kıbrıs'a bakalım. İnternet üzerinden. Evet. Haber Kıbrıs'ta surlar içinde feci kavga, 4 kişi yaralandı diyor. Gerçekten önemli bir kavga oldu. Starlink uydu serisi Kıbrıs'tan da görülmüş. Bu da güzel bir haber. Bunu da izledik. Gündem Kıbrıs'ta bugün işte tam liste diyor 4 Mayıs'ta açılacak yerler. Bu arada Gündem Kıbrıs, Serhat İncirli yazdı. KKTC'den iki haber ve geviş getiren öküzler diye yayınlanmış bugün bizim yazımız. Biz de onu tweet olarak attık ve Facebook'tan da şu anda paylaştık. Reklama girmeden bir de Kıbrıs Postası'na bakalım. Kıbrıs Postası gazetemiz. Ne yazdı bugün önemli haber olarak ilk başlarda? Covid-19 vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti. Kıbrıslı Türklerin kendi kendileriyle gurur duymalarını sağlayınız diyor Sayın Erhürman. Gandhi filmini izleyenler bilecektir. Diyorlar ki Hindistanlıların kendi kendileriyle gurur duymasını sağla. Bu önemli bir söz. Bazı arkadaşlar bu sözümü kullanmaya başlamışlar. Umarım bunu da kullanırlar diyor. Kıbrıslı Türkler tek tek başarı öykülerini yazdılar. Şimdi de ortak başarı hikayelerini yazmalılar. Bu laf kendine aitmiş. Bunu sanırım Tufan Hoca kullandı. Kendi hikayemizi kendimiz yazalım. Gurur duyalım. Bravo. Dünya genelinde Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Elon Musk'ın uyduları Kıbrıs'tan da görüntülendi. Elon Musk'ın uyduları
Bundesliga'nın seyircisiz başlaması için Angela Merkel'in kararı bekleniyormuş. Fed faiz oranını sabit tuttu. Yani Amerika'daki Merkez Bankası Federal Rezerv faiz oranını sabit tutmuş. Bizim de 7 milyar dolarımız var. Kit alıp göndereceğim Kıbrıs'a yakında. Kitlerle geleceğiz. Evet, şimdi aramızı verelim. Aradan sonra gazetelerimizi okuyacağız. Serhat İncirli'nin köşesine bakacağız. Ve devam edecek programımız. Telefon alacağız veya Skype'la bağlanacağız bilmiyorum. Sevgili Ahmet Savaşan'la sohbet edeceğiz. Soruları yanıtlarsa, varsa sizin sorularınız, onları da yanıtlayacak. Dursun Çebi Dipkarpaz'dan selamlar ediyor. Biz de ona ediyoruz. Evet, Cihan Erdoğan, Starlink'i izledin, ne uçak ne araba varken her yeri taradı. İlginç değil mi diyor, çok ilginç. Reşat Çıdam soruyor, balık avlama ne olacak? Avla da korkma abi, hiçbir yerde okuyamadık böyle bir şey. Biri tutarsa seni artık birkaç yüz kitinle idare eden. Yani bilmiyorum şimdi mesela insan öldürmenin affı ne kadar? Mesela öldürdün birini kaç ödemen lazım gibi oluyor. Yani bana öyle geliyor. Veya balığa gittin suçtur. Ama bak arabanın arkasında 20 kit var. Al onları git de tamamdır ve tutmaya devam edeceğim. Gibi mi acaba yani? Uygulama bu mudur? Yani dur çek kenara. Kaç giderdin? Abi pardon vallahi şeydi yazmada yani şey kaçtı bayağım biraz şeydi ayarlayamadım. Milimetroyu göremedim. Yahu 100 kilometre gitmen gereken yerde 150 giden. 50, 50 fazla. Bak da 20 kit var arkada idare et. Bu mudur? Bu mudur? Bu mudur? Buysa araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Ayrılmayın.